Ermenistan'ın 27 Eylül 2020'de ülkemize yönelik bir sonraki askeri saldırısına cevaben Azerbaycan Cumhuriyeti Başkomutanı önderliğinde Azerbaycan Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri topraklarımızı işgalden kurtarmak için vatanseverlik savaşı başlattı. Savunma Bakanlığı'na göre Azerbaycan Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri personeli büyük vatanseverlik savaşında kahramanca ve yiğitçe savaşmış, Ermenistan Silahlı Kuvvetleri'ne ezici darbeler indirmiş. Ermenistan tarafından işgal edilen topraklarda yıllarca inşa edilen karmaşık mühendislik ve tahkimat sistemlerini tahrip etmiştir. Ermeni Silahlı Kuvvetleri'nin elindeki elverişli muharebe mevzileri, çok sayıda topçu, roket güdümlü el bombası fırlatıcıları havanlarla Ermenistan'ı yenmeyi başardılar. Ancak savaş kayıpsız değildir. Silahlı kuvvetlerimizin 2783 askeri savaşta öldürüldü. Bunların arasında 103 askerin DNA analizi belirlenmesi için çalışmalar devam ediyor. Yüzden fazla asker kayıp. Onları bulmak ve ailelerini bilgilendirmek için gerekli önlemler alınıyor. Şu anda 1245 asker sağlık kurumlarında tedavi ediliyor. Düşen askerlerin isimleri, doğum tarihleri, rütbeleri ve yolları hakkında ek bilgiler kamuoyuna sunulacaktır. İlgili devlet kurumlarının çalışanlarından oluşan bir komisyon bu yönde çalışıyor. Tüm şehitlerin Allah rahmet eylesin, dedi. Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı 2 Aralık 2020 tarihli Azerbaycan Cumhuriyeti'ne Zafer Bayramı kurulmasının üzerine emri uyarınca her yıl Azerbaycan'da vatanseverlik savaşında eşi benzeri görülmemiş zaferi sürdürmek amacıyla 10 Kasım Zafer Bayramı olarak kutlanmasına karar verilmiştir. Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev 10 Kasım'ı Mustafa Kemal Atatürk'ü Türkiye'de anma günü olduğunu dikkate alarak Zafer Bayramı'nın tarihini değiştirmeye karar verdi. Şuşa şehrinin tarihsel önemi ve işgalden kuruluşu göz önüne alınarak her yıl 8 Kasım'da kutlanacak. Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 10 Aralık'ta Azerbaycan'a gideceği açıklandı. Karabağ Zaferi'nin ardından gerçekleştirilecek ziyarette Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüşme gerçekleştirecek. Türkiye Dayanışma Müdürlüğü Türk Dayanışma Vakfı, Ermenistan'ın işgal ettiği toprakların kurtarılmasına Azerbaycan'a destek olmak için 6 tır gönderdi. Yardım paketinde yiyecek ve tıbbi malzeme olduğu kaydedildi. Kamyonların üzerine "Kardeş zor bir günde çağrılmadan gelir" yazısı yazıldı. Türkiye'nin İçişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada 2 teröristin daha Türk güvenlik güçlerine teslim olduğunu söyledi. Bakanlıktan yapılan açıklamada son eklemelerle birlikte ikna çabalarıyla silahlarını bırakan terörist sayısının bu yıl 218'e ulaştığı belirtildi. 2 terörist İçişleri Bakanlığı ile koordineli olarak polis ve jandarma güçlerinin ikna çabaları sonucunda PKK terör grubundan kaçarak kendilerini güvenlik güçlerine teslim etti. Teröristlerden biri 2014 yılında ayrılıkçı terör grubuna katılırken diğeri 2015 yılında yapılan açıklamada her iki teröristin de Suriye'de faaliyet gösterdiği belirtildi. Polis ve jandarma teröristlere teslim olmaya ikna etme çabalarını sürdürüyor. Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri'nin ve Avrupa Birliği tarafından terör örgütü listesine yer alan PKK, Türkiye'ye karşı 30 yılı aşkın süredir yürüttüğü terör kampanyasından aralarında kadın, çocuk ve bebeklerin de bulunduğu 40 bin kişinin ölümünden sorumludur.